İsrail Devleti'nin kurulması ve Filistinlilerin göçe zorlanmasının yıl dönümünde Tel Aviv'de Arap asıllı bir İsrail vatandaşının kullandığı kamyonla diğer araçlara ve yayalara çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Polis şimdilik olmak kaydıyla olayın saldırı olabileceğini açıkladı. Olaya neden olan sürücü tutuklanırken polis kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Söz konusu kazanın Araplar tarafından Nakbe yani felaket olarak isimlendirilen kuruluş yıl dönümünde gerçekleşmesi, Yahudi yerleşimlerinde alınan güvenlik önlemlerinin sıkılığını da gözler önüne serdi. Bu sıkılığın en çok göze çarptığı yerlerden biri de Kudüs. İsrail polisi Nakba içerikli gösteriler ve yürüyüşler öncesi denetimlerini ve devriyelerini arttırmış durumda. Gazze'de ise Hamas lideri İsmail Haniye'nin de iştirak ettiği sabah namazında İsraillerin sevinçle kutladığı, Filistinlilerin ise kederle andığı bugün için dualar edildi. Ramallah'ta ise günlerken saatlerinden itibaren meydanları dolduran Filistinliler İsrail karşıtı sloganlar atıp marşlar söylemeye başladı.